Merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. İngilizce sınavlara hazırlandığımız bu video serisinde geride bıraktığımız 3 videoda neler anlattık? Hepsini bir sayfada özetleyip bir PDF olarak açıklama kısmına ekledim. Eğer sen de ne yapacağını, nereden başlayacağını bilmiyorsan, bunun çıktısını al, koy karşına ve hemen bir çalışma programı hazırlamaya başla. Ünlü milyarder Warren Buffett'ın da dediği gibi, "An idiot with a plan can beat a genius without a plan." Yani zaman bizim en kıymetli sermayemiz ve biz bunun ne kadarını, nereye harcayacağımızı planlamazsak, başarı bizim için bir dilekten öteye gidemez maalesef. Daha önce bir çalışma programı oluşturmuştuk. Hatta bununla ilgili bir video da hazırlamıştık. Açıklama bölümüne onu da ekliyorum. Dilersen onun üstünden gidebilirsin. İlk hafta gramer konularıyla ilgili genel bilgiler vermiştik hatırlarsan. Şimdi biraz daha ayrıntıya inelim. Neyi, nasıl çalışacağız ona bakalım. Hatırladığınız gibi herkesin çok iyi olması gereken 5 tane konu başlığından bahsetmiştik. Neydi onlar? Zamanlar, kipler, edilgen yapılar, bağlaçlar ve koşul cümleleri. Öncelikle zamanlardan başlayalım. Bildiğiniz gibi İngilizce'de 12 tane tense var. Bunlar hem gramer konularında hem de aslında sınavın tümünde sizin çok işinize yarıyor. Burada iki konu var üzerinde durmak istediğim. İlki bu tenslerin yapısal tarafları. Şimdi onlara birazdan değineceğim ama öncesinde hangi zaman, hangi durumda kullanılıyor? Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Fakat şöyle söyleyebilirim, bunu ilk seferinde öğrenmeye çalışmayın. Çünkü hep denedik, biz bu konuları, gramer konularını birden fazla kez turlayarak çalışacağız dedik. Sınava kadar üzerinden 3 tur geçmemiz lazım dedik. Özellikle ilk turda çok fazla derinlere inmeyin. Hangi tense nerede kullanılıyor, hangi durumlarda kullanılıyor? Bunun böyle çok ayrıntısını öğrenmeye çalışmayın. Çünkü kafanız çok karışır. Örnek verelim. Past simple hangi durumlarda kullanılıyor? Biraz buna bakacaksınız. Çok basit bir şekilde geçmiş zamanda kullanılan, işte cümlede ago varsa, yesterday varsa ya da bir tarih varsa past simple kullanabilirsiniz. İlk turda öğrenmeniz gereken bu. Sonra üzerinden ikinciye, üçüncüye geçtiğinde aslında o diğer kullanım alanlarını öğrenebilirsiniz. O zaten zamanla siz test çözdükçe oturacak bir şey. Şimdi gelelim yapısal tarafına. Öncelikle size şöyle bir tavsiyem olsun. Tenslerin isimlerini kesinlikle öğrenin. Şimdi bazen diyorlar ya hocam benim kafam çok karışıyor işte present perfect continuous bilmem ne falan diye. Bunların her birinin bir anlamı var. Present, past ve future olmak üzere 3 ana grupta topluyoruz biz 12 tane tense'i. Gördüğünüz gibi her bir grubun içerisinde hep aynı yapıda tense'ler var. Yani simple tense'ler var. Continuous tense'ler var, perfect tense'ler var ve perfect continuous tense'ler var. Tabii ki bunların yapısal olarak nasıl kurulduklarını pek çok kaynaktan, hem elinizdekilerden hem internette kaynaklardan öğrenebilirsiniz. Bir örnek cümle bulun kendinize. Basit bir cümle olabilir ve bu cümleyi 12 tense'te de yazmaya çalışın. Bunu her gün yapın. Size çok faydalı olacaktır. Bir örnek verelim. Basit bir cümle. I eat a hamburger. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Pek çok öğrenciden şunu duyuyorum. Hocam ben tensleri yapısal olarak çok karıştırıyorum. Sınavda, metnin içerisinde gördüğümde, şıklarda gördüğümde hangisi present perfect, hangisi present perfect continuous karıştırıyorum. Ya da işte past simple mı, işte başka bir tense mi? Yani bunları ayıramıyorum. İşte bu 12 tane halini her gün bir cümlenin yazıyor olmak size bu ayrımı sağlayacak. Sonrasında neyin nerede kullanıldığını zamanla öğrendikçe en azından yapısal olarak bir zorluk çekmezsiniz diye düşünüyorum. Gelelim diğer bir konu olan edilgen cümlelere. Pasif cümlelerin bir sıkıntısı da aynı tenslerde olduğu gibi farklı zamanlara göre farklı bir çekime uğruyor olmaları. Şimdi burada zaten bir fiili 12 zamana göre çekimlemiş olduk. Bir de bunu edilgen yapıya göre çekimlediğimizde işin içerisinde bir be daha geliyor. Ve olay karman çorman bir hale geliyor. Benim size yine tavsiyem 12 tane aktif cümle yazdınız. Hemen yanına da aynı cümlenin 12 tane pasifini yazın. Tabii ki bunları internetten, kaynaklardan öğrenin. Her gün bu 24 tane cümleyi yazarak bir cümlenin hangi tenste olduğunu ve etken mi, edilgen mi olduğunu, aktif mi, pasif mi olduğunu birbirinden ayırabilirsiniz. Çünkü şıklarda çok ciddi bir eleme olanağı sağlıyor size. Örneğin şu soruya bakalım. Before steel and concrete blank as building materials, the carpenter blank the major role in constructing all building frameworks. Baktığınızda birinci kısma pasif, ikinci kısma aktif bir yapı gelecek. Neden? Çünkü çelik ve beton hani sunmaz ya da tanıtmaz, sunulur ya da tanıtılır.
aktif değil pasif bir yapı gerekiyor. Yine ikinci kısımda da marangozlar oynanılmaz oynarlar. Burada aktif bir yapı olacak. Dolayısıyla sadece aktif pasif ayrımından E'yi, D'yi ve A'yı eleyebiliyoruz. Çünkü E, D ve A'nın ilk kısımlarından bahsediyorum. Aktif yapıda. Sadece B ve C kalıyor. Artık tense ayrımından gideceğiz. Tabii C'de present perfect yapı olduğu için, present bir yapı olduğu için bu da aslında oraya çok uygun değil. Dolayısıyla B doğru cevabımız. Ama burada dikkat çekmek istediğim nokta sadece aktif pasif ayrımından A'yı, D'yi ve E'yi eleyebiliyor olmak. Ve bağlaçlar. Şimdi bağlaçlar çok önemli bir konu. Bununla ilgili bir liste yaptım. Hangi bağlaçlar çalışılmalı sınavdan önce? Onu da aşağıda bulabilirsin. Bunun üzerinden de ilerleyebilirsin. Şimdi bağlacı nasıl çalışacağız? Tıpkı kelime öğrenir gibi bağlaçları çalışacağız. Ama biraz daha farklı olarak daha derinlemesine buna bakacağız. Tek bir örnek cümle yetmeyebilir. Bazen birkaç tane örnek cümle üzerinden cümleye nasıl bir anlam katıyor? Cümlenin zamanını nasıl değiştiriyor? Kendisinden önce ya da sonra gelen cümleyi nasıl etkiliyor? Bunun gibi konular üzerinden bir bağlacı değerlendirmeli. Tabii ki anlamını da cümleye nasıl bir anlam kattığını da öğrenmelisin. Bir örnek vermek gerekirse no sooner'dan kalıbına bakabiliriz. Çokça çıkar. ÖSYM'nin de çok sevdiği bir bağlaçtır. No sooner'dan hani yapar yapmaz, eder etmez gibi bir mana taşıyor. Bir örnek cümle yazalım. The man had no sooner arrived home than the telephone rang. Gördüğünüz gibi burada no sooner bir past simple ve bir past perfect yapıyı birbirine bağlıyor. Şimdi öncelik sırasına baktığımızda tabii ki önce olanı geçmişin geçmiş olduğu için past perfect yapıda kullanıyoruz ve no sooner bu past perfect cümleye geliyor. Hani eve varır varmaz telefon çaldı manasında. Tabii telefon çaldı cümlesini de past simple olarak kullanıyoruz. Bir başka özellik no sooner'dan genellikle cümleleri devrik cümle haline getirir. No sooner had the man arrived home than the telephone rang. Model konusu, kipler bunlar önemli. Daha önce de söylemiştik. İlk turda olmasa bile ikinci ya da üçüncü turda kesinlikle perfect modullara bakın. Bunlar çok fazla sorusu gelen, çok fazla şıkları elemeye yarayan sorular. Bunlara da ayrıntılı şekilde bakın derim. Son olarak conditionals konusu. Bildiğiniz gibi 4 tane 0, 1, 2, 3 olmak üzere koşul cümlemiz var. Hatta karışık koşul cümlelerini de bu işin içine katarsak tam 5 tane koşul cümlemiz var. Bu conditionals konularını adınız, soyadınız gibi çok iyi bilmelisiniz. Ben kendi adıma hani diğer konularda olduğu gibi bunda da yapılarına çalışmaktansa bununla ilgili örnek cümleleri ezberlemenin çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Örneğin zero type için derim ki if you heat an ice it melts. Ya da type 1 için if you study hard you will pass the exam. Type 2, if I won the lottery, I would buy a Ferrari. Type 3, if you had been hurry, we wouldn't have missed the train. Bunlar benim örnek cümlelerim. Hep bunlar üzerinden giderim. Karışık cümlelerde de şunu bilmeniz lazım. Her zaman type 2, type 3 ya da type 3, type 2 arasında karşılıklı bir karmaşıklık olabilir. Bu arada tabii koşul deyince aklınıza sadece if gelmesin. Providing that, provided that, as long as gibi koşul cümlelerinin farklı yapıları da var. Bunları da zaman içerisinde göreceksiniz. Özellikle sorularda. Ama az önce saymış olduğum o 4 tane hatta mixi de sayarsak 5 tane koşul cümlesi kalıbı size her zaman soru çözerken yardımcı olacaktır. Zaman içerisinde bu konuda da ustalaşırsınız diye düşünüyorum. Benim yöntemlerim, tavsiyelerim elbette sizler için faydalı olacaktır ama iş yine sende bitiyor. Kendin için en iyi çalışma yöntemini, planlamayı yine en iyi sen yapabilirsin. Bunu deneme yanılma yöntemiyle kendini, İngilizceyi keşfederek başarabilirsin. Bu yüzden asla durma, ilerlemeye gayret et. Hep söylediğim bir şey var. İngilizce'de ya da hayatın tümünde kolay yoldan bir başarı mümkün değil. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki örnek veriyorum sen sınavda 75 puanı hedefliyorsun ve bunun karşılığında 75 saatlik bir çalışma gerekiyor. Bunu 50 saatte yapman mümkün değil. Şimdi var tabii böyle bunu anlatanlar. İşte 50 saatte yaptım, hemen bir ayda yaptım diye. Tabii bunlar yalan mı söylüyor? Yani yalan demeyelim ama gerçeği biraz saptırıyorlar diyelim. Bak sana bunun şöyle bir örneğini vereyim, çok daha iyi anlayacaksın. Çünkü her zaman yalan söylemiyor olmak doğruyu söylemek anlamına gelmiyor. Benzer şekilde bir arkadaştan duydum. Dedi ki hocam ben işte son girdiğim YDS'den 55 almıştım.
Sadece oturdum işte 1-1,5 ay bir çalışma yaptım. Şu kaynağa çalıştım, şu uygulamadan çalıştım ve 83 aldım dedi. Dedim ki yani şimdi siz 55'ten 83'e 1,5 ayda mı çıktınız? Evet dedi. Peki dedim bu en son girdiğiniz YDS kaç zaman önceydi? Dedi ki 4 yıl önceydi. 4 yıl önce 55 almış. 4 yıl sonra ilk girdiği YDS'den 83 almış. Peki dedim arada İngilizce ile alakalı işiniz oldu mu? Yok hocam pek bir işim olmadı dedi. Yani ben zaten üniversite okuyorum. Peki dedim bölüm İngilizce bir bölüm mü? Evet hocam İngilizce bölüm dedi. Peki dedim arada bir yurt dışı Erasmus falan bir şey oldu mu? Evet o da oldu dedi. Yani sen bu 4 yılda yine İngilizce ile haşır neşirdin. Hatta İngilizceni geliştirmek için çok doğrudan bir ne derler çaban olmasa bile okulundan dolayı, işte gitmiş olduğun Erasmus programından dolayı aslında sen İngilizce ile bayağı yoğun bir şekilde uğraştın ve aradan geçen bu sürede YDS'ye 1,5 ay kala oturdun, yine çalışmaya başladın ve 55'ini 83 yaptın. Doğru mu? Hocam aynen böyle dedi. Ama senin az önce bana anlattığın şey bu değil. Yani ben en son girdiğim YDS'den 55 aldım, oturdum 1,5 ay çalıştım ve bunu 83 yaptım. Sanki böyle bir anda 55'ten 83'e bir sıçrama gibi duruyor. Çünkü böylesi daha havalı arkadaşlar. Ben bunu niye anlatıyorum size? Çünkü hep bana bu tip sorular geliyor. Hocam şu kadar sürede 50'den 70'e çıkar mı? Bu kadar sürede 80'den 90'a çıkar mı? Yani çıkamaz diyemem ama gerçekten bir başarı elde edeceksek, gerçekten bir sonuç elde edeceksek bunun ortada gerçek anlamda bir emeği olması lazım. Ben kendimden örnek vereyim size. Ben en son işte girdiğim sınavlarda 90, 92 işte o civarlarda yapıyorum. Şimdi ben 95'e hedefliyorum. Bakın 5 puan yükseltmeyi hedefliyorum ve ben de sizler gibi oturuyorum. Aşağı yukarı 1 ay oldu bende. İşte kelime ezberliyorum, çalışıyorum, test çözüyorum. Daha önümde de bayağı süreler var. Bu sürede oturacağım yine sizler gibi çalışacağım. Yani sadece bir 5 puanlık yükseltmek için bile o kadar emek ortaya koyuyorum. Ha yükselip yükselmeyeceğini de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz ama yani inanın bu iş emek işi, mücadele işi. Sen yeterince emek, mücadele ortaya koyarsan, süre konusunda hiçbir şey söylemiyorum. Kimisi bunu 6 ayda yapar, kimisi 1 yılda yapar ama eninde sonunda o hedeflediğin puana ulaşırsın. Ben daha ulaşamayan görmedim. Yeter ki asla durma. İlerlemekten vazgeçme ve elinden geleni ortaya koy. İşin aslında formülü bu kadar basit. Bu haftalık benden bu kadar. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere gramerle ilgili neler çalışabilirsiniz, nasıl çalışabilirsiniz bunu anlatmaya çalıştım. Yine önümüzdeki haftalarda kelime öğrenmeyle ya da okuduğunu anlamayla ilgili daha ayrıntılı videolar gelmeye devam edecek. Bu esnada siz tabii sorularınızı sormaktan vazgeçmeyin. Elimden geldiğince bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum tabii vaktim olduğunca. İçeriklerimizi faydalı buluyorsan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak istersen kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.